Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız yıktınlar ekranımız bulsun. Xitaylarının Amerika'daki öktemleki gulgulu kozgıdı. 29 yanvar BBC Toru bergen haberde bildirilişe Uyghurlarının tilini işiltişini çekilgen Xitaylar Amerika'da öktemle kılgan. Amerika'nın Duke Üniversitesi profesörü Megan Neely iki Xitay okuğuçısının mektep binası koridorida yukarı avazda Xitayca paranlaşıp, başkalarının hizmet ve okuşuğu dahlı kılışı hakkındaki şikayetini tapşırıp elip, Xitay okuğuçularına mektepte İngilizce paranlaşıp, İngilizce seviyanlarını üstürünler degen mezmunda ilhat yollaganlıqı. Bırak öktem Xitaylar öz tilimizni işiltişimizge çak koydu degen bahane bilen, Okutkıcı üstüden mektep müdiriyetine arız kılgallıkı, neticede Xitay okuğuçularının öktemlik kılışı sebebi bilen mezkur okutkıcı mektep tarafından istifa soruşka buyurulgallıkı bildirildi. Bu ehval aşkarlanğandayken Amerika televiziyelerde mi bu mesele ciddi tartışıldı ve Xitaylarının öktemliki ve üniversite mesullarının okutkıcını istifağı zorlaşı eyiplendi. Xalanmagan mehmanlar Uyghurlarning uyida. 28 yanvar Xitoy xalq to'ri bergan xabarda bildirilishicha, chaqam mazgilida atalmış qo'shmoq tuqqanlar Sharq Turkiston xalqining oilasiga qaytib kirishga boshlagan. Yaqindan buyon Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston xalqini nazorat ostiga olish, Uyghurlarning oiladagi ichki ahvolini ma'rifatlab egallash uchun atalmış qo'shmoq tuqqan nomi bilan Sharq Turkiston xalqining oilalariga Xitoy kommunistlarini yerlashtirgan edi. Xitay dairleri bu qatım özlerinin çağını harpısı da Xitay komünistlerini umumiyüzlük seferber kılıp, Şarkı Türkistan halkının üye, idare organlar, dukallarga, kut, xeti ve panuslarını esişki mecburluğun. Çağın mezgil diyene Şarkı Türkistan halkı atılmış koşmak tukkan Xitay komünistleri bilen ailesi de birlikte çağın ötküzüşki mecburlanğun. Amerika bilen Taliban muhim meselelerde kelişti. 30 yanvar Val Koçisi jurnalı haberde bildirilişçe Amerika bilen Taliban iki taraf elip bargan bihaterlik kengişideki noktuluk meselelerde kilişim aslı kılgan. Haberde Amerika'nın Afganistan'da turuştuk Allahide vekili Zalmay Halitzat yerlik akbarat vasıtlarına Amerika bilen Taliban otursuzda sökbet elip berivatkan hadımlar Afganistan uruşunu ahırlaştırışka dair noktuluk meselelerde destlepki kademde kilişkerlikini aşkarıldı. Şunun bilen bir yana Afganistan prezidenti Taliban'ı bivasta Afganistan hükümeti bilen sökbet ötküzüşke çakırı kılgan. İçki ekvaldan haberdar Taliban emeldarının bildirişçe, Taliban'ın Afganistan çigirisinden ötüp çeteller bilen herkandak şekildeki hücumlarını kılmaslıkı vədi biriş şartı aslıda, Amerika hükümeti 14 bin askerini Afganistan'dan çekindirişke koşulgan. İginleşçe Amerika hükümeti bilen Taliban prinsipal muhim meselelerde kilişim aslı kılgan bozumu, Bırak akbarat vasıtlarına aşkarı kılmağın. Abdülkadir Yapcan'dan 100 meşhur Uyghur mavzuluk eserge takriz. Uyghurlarının cemaat erbabı Abdülkadir Yapcan, Mehmet Tursun Uyghur Efendi yazgan 100 meşhur Uyghur mavzuluk tarihi eserge takriz yazıp, yakşı baha verdi. Sunmas irade, tevrenmez meydani, caranlık sözleri bilen Uyghurlarının hürmetlik sazavar bulan cemaat erbabı Abdülkadir Yapcan, 100 meşhur Uyghur mavzuluk eserini bir kur okup çıkan deyken, takriz yazıp munularını bildirdi. Kitapta vatanımız Şarkı Türkistan'ın tarihini öz hareketi, cesareti, akıl parası bilen yazgan tarihi şahslarımızın ölçmez iş izleri, muhim bulganı vatanımız Şarkı Türkistan'ın azatlık yoluda kalem devretken tarihçilerimiz, kan keçip can kılgan gazilerimiz ve şehitlerimizden senetkarlarımızın tarihi. Ümmetinin bir kısım bulgan Şarkı Türkistan Müslümanlarını azat kılış yolu da her hıl eziyetlerge, cepa muşakkatlerge duç gelişini bilip durup, siyasi sahada dadil hareket kılgan pişkademlerimizden iş izleri yazılıptu. Bu kitap her bir Şarkı Türkistan halkı ailesi de bir yürüyüşten saklap, tarihte ötken pişkademlerimizden küreş tecrübelerden savak ilişti paydınlış kımmetliki ige eser boptu diğerlerini bildirdi. İstanbul'da hayırlık tamak yermenkisi içildi. Bugün 30 yanvar Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti'ndeki hanım kızlar tarafından hayırlı sodisi tamak yermenkisi uyuşturuldu.
Bu yarmankada xanımlar tarafından tayyorlanğan uyğurca türlük tamaklar hazırlanıp biletlik satışqa sunuldu. Biletler nuzugumning a'zolari tarafından oldin setib berilib 2019 yil 1 ayının 30 günü tushdan keyin saat 1:30 dan 2:30 gacha 1 saat biletki qarata tanlab ig'iz tegishga sunuldu. Yarmankada yig'ilgan iqtisodlar yetim balalar va ehtiyojli ayol qarindoshlarga qiladigan yordamlardagi yetishib bo'lmaslikdek qiyinchilikni hal qilish uchun ishlatildigan bo'lib, pedagog qiz ayollarimizning jiddiy tirishchanligi va hamkorligi bilan nihoyat muvaffaqiyatlik elib berildi. Nuzugum jamiyati yana bu turdagi faoliyatlarni Istanbulning har qaysi joylarida bundan keyin izchil elib boradiganligini bildirdi. Faoliyat yana Nuzugum jamiyatiga a'zo bo'lish safarbarligiga elib berilib, ko'plagan xonim-qizlarimiz jamiyatga a'zo bo'lgan va bundan keyingi jamiyat faoliyatlarida o'zlarining aktiv hissa qo'shadiganligini bildirishgan. Senator Bob Xitoy rejimini Sharq Turkistondagi lagerlarni oyoqlashtirishga chaqirdi. Amerikanın nüfuzlu haber kanallarından CNN televiziyası 28 yanvar kündeki haber programması da Xitayning Uyghur krizisi temasiga o'rin berdi. Programada Amerika Kengash Palatasının qolluq a'zolaridan biri bo'lgan Bob Menendez apandi ziyorat qilingan bo'lib, Bob Menendez apandi programada Uyghurlarning vaziyati haqida muhim so'zlarni qildi. Senator Bob Menendez yaqinda Amerika Davlat Majlisida tanishtirilgan Uyghur kishilik huquq siyosati 2019 nomli qonun loyihasini tanishtirgan vakillardan biri bo'lib, O yaqinda buyon Xitoy rejimining Uyg'urlarga qarshi yurgizayotgan siyosatlarga qarshi aktiv ovoz chiqarayotgan nufuzli arboblarning biri bo'lib qolgan edi. U CNN televiziyasining programmasida Sharq Turkistondagi lagerlarni sharhlashda ayni yillarda natsistlar Germaniyasining yahudiylarni qamagan lagerlari uchun ishlatilgan yig'ilish lagerlari degan atalg'ini ishlatdi. U CNN muxbiri Kristi Lunning Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi lagerlarni kasbiy mahorat markazi yoki tarbiyalash markaz deb atayotdi. Siz bu o'rinlarga qanday baho berasiz degan savolga javob berib, men bu o'rinlarni yig'ib olish lagerlari deb atayman. Biz bu o'rinlarda 1 millionga yaqin uyg'urning qamalganligiga ishonamiz. Xitoyning bu qilmishi uyg'urlarning kishilik huquqiga va xalqaro qonunlarga qilingan eg'ir dafsandichilik bo'lib hisoblanadi. Biz Xitoy rejimidan lagerlarni oyoqlashtirishni talab qilishimiz va uyg'urlarning kishilik huquq vaziyatini yaqindan ko'rishimiz kerak dedi. Bob Menendez so'zida yana yuqoridagi maqsadlarga yetish uchun o'zlarining uyg'urlar haqidagi qonun loyihasini o'ttirga qo'yganligini bayon qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tashurmiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.